Bölüm 4. Stockholm'un sırları. Ah, ayrıca seninle kesinlikle Skansen'e uğrarız. Oraya ben, ah, 10 yıldır hiç gitmedim sanırım, değil mi Alexander? Genç adam gözlerini belgeden ayırmadan belirsiz bir şeyler mırıldandı. İşte bu işleri her gün yapıyor olsaydın, şimdi bir yığın belge düzenlemek zorunda kalmazdın. Teslim tarihlerinden nefret ediyorum. Üniversitede hazırladığın son ödevleri hatırladın ve genç adamın dediğine katılarak tüm vücudunla ürperdin. Rachel, Stockholm'da mı yaşayacağız? Evet, Alexander bir daire kiraladı bile. Hepimiz için bir daire mi? Alexander belgenin arkasından alaycı bir bakış attı, nedense sana bakarak. Merak etme prenses. Hiçbir şey tehdit etmez. Agatha ile ikimiz de tam bir beyefendiyiz. Rachel gözlerini devirdi ve genç adama tanıdık fındık fırlattı. En azından 5 dakika boyunca ciddi kalamaz mısın? Dünden beri çok ciddiyim. Bu raporları görünce mizah anlayışımı kaybettim. İşler kötü mü? Aksine planın önündeyiz ve yediğin sipariş daha aldık. Sesinde zar zor gizlediği bir tiksinti vardı. Peki o zaman neden canın sıkkın? Vergilerle alakalı bir sorun mu var? Hayır, ruhumu şeytana sattım ve beyannameleri benim yerime o dolduruyor. Belgeyi tekrar eline aldı ve düşünceli bir şekilde havada salladı. Şu 3 yeni sipariş kafamı karıştırıyor. Rachel belgeyi elinden alıp yazılanları hızla okudu. Pekala, hepsinin aynı kişiden geliyor olması dışında bir sorun yok. Bir kişi için 3 yat mı? Çok fazla değil mi? Bir keresinde öyle bir şey yaşamıştık ama o kişi tanıdığımız eski bir müşterimizdi. Bu herif ise yeni. Sen de merakla belgeye baktın. Müşteri Bay Kaminti mi? Ne saçma. Fransız mı yoksa? Sam şaşkınlıkla kaşını kaldırdı. Hep çok garip isimleri oluyor. Bakıyorum da içindeki İngiliz uyandı. Bakıyorum da içindeki insanları kalıba sokma sevgin uyandı. Alexander kıkırdadı ve tekrar belgelere gömüldü. Rachel kitabını aldı. Sam dedektiflik ajansıyla uğraşmaya başladı. Ona sevinçle karışık hüzünle baktın. Bir taraftan onun mutlu ve işinde, gücünde olduğu için çok seviniyorum. Ama bizden gittikçe uzaklaştığı hissinden kurtulamıyorum. Sürekli meşgul ve sadece ajansı hakkında konuşuyor. Ve Alexander ona her zamankinden daha fazla gıcık. Nedenini keşke bilsem. Başını sallayarak kalktın ve tuvalete yöneldin. Antidepresanlar dahil ihtiyacınız olan her şey bizde mevcut. Kafanda çalan bu reklam sesi seni güldürdü. Devam etmeye karar verdin. Uçağımızda kapağı olan gerçek bir tuvalet bile var. Gökyüzünü bile görebilirsiniz. Christopher? Ya bunun adını da okuyamıyorum. Chris desem nasıl olur? Chris diyeceğim. Ah Agatha, nasıl tepki vereceğinizi bilemeden birbirinize boş boş baktınız. Ben seni gördüğüme çok sevindim. Sanırım beni takip ediyorsun. İlişkiniz güzelleşti. Adamın yüzünde anında hoş bir gülümseme yayıldı. Ben de seni. Bana öyle geliyor ki bu tür tesadüfler sadece filmlerde oluyor. Evet ve baş karakter benim ve bu bir gerilim filmi galiba. Uçağa binerken nasıl oldu da seni fark etmemeyi başardım? Muhtemelen benden önce geldin ve öne oturdun. Ben ise biraz geciktim ve şimdi arka koltukta oturuyorum. Birinci sınıfı ikiye bölen perdeyi işaret etti. Agatha, kadere inanmam ama böyle bir tesadüf hayatımda ilk kez oluyor. Stockholm'da uzun süre kalacak mısın? Henüz bilmiyorum. Benimle dışarı çıkmayı kabul edersen beni bu uçaktaki en mutlu kişi yapacaksın. Sana bakarken yüzünde nazik ve çekici bir gülümseme oluştu. Bilmiyorum, şimdilik söz veremem. Uçak sallandı. Emniyet kemerinizi bağlayın işareti yandı. Ama siz onu tabii ki görmezden geldiniz. Yarın seni arayayım, beraber karar verelim ha? Bu akşam meşgul olacağım ama eğer kabul edersen yarın bütün gün seninim. Olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorum ama bu herif bir düşman sonu yakınımda tutmakta fayda var. Yaz bakalım. İletişim bilgilerini bıraktıktan sonra birkaç dakika daha sohbet ettiniz. Sonra katı bir hostes tarafından acımasızca koltuklarınıza gönderildiniz. Emniyet kemerinizi bağlayın işareti inişe kadar hiç sönmedi. Herkes Chris'in böyle birden ortaya çıkışına şüpheyle yaklaştı. Alexander seni uçaktan o kadar hızlı indirdi ki veda edecek vaktin bile olmadı. Salonun ortasına
doğru yürüyen Alexander etrafına bakındı ve memnuniyetle başını salladı. Geçici evimize hoş geldiniz. Ben nerede uyuyacağım? Seninle, Fetcher'le, Sam'le, kapısı ve penceresi kapalı bir odada. Alexander'la ilişkiniz güzelleşti. Alexander yüzünde söylemene gerek yok. Bunu istediğini biliyorum tabii ki ifadesi oluştu. Bunu görünce anında sinirden deliye döndün. Gerçi fikrimi değiştirdim bile. Tutkun ve sabırsızlığını takdir ediyorum. Ancak bir odada iki kişi kalmak seni rahatsız ederdi zaten. Herkese yetecek kadar oda var. Meydan okurcasına gözlerini devirdin ve çantalarını kapıp yatak odasının kapılarını doğru sürükledin. Bunları taşıma, rica ediyorum. En ağır çantayı aldı. Alex ise sol taraftan gelip diğerini aldı. Heyecanlı heyecanlı yatak odalarını dolaştın ve en ferah, en rahat olanı seçtin. Yarım saat sonra herkes yerleşince oturma odasında buluştunuz. Şimdi ne yapacağız? Rachel ve ben işlerimizle ilgileneceğiz. Sen ise kendini araba almaya gideceksin. Ona boş boş baktın. Öncelikle bizden bağımsız hareket edebiliyor olman lazım. İkincisi, böylece metrodaki şüpheli tipler yüzünden paranoya yapmazsın. Üçüncüsü, içim rahat olacak. Şu anda araba almaya gücümün yetmediğini ona kibarca nasıl söyleyebilirim acaba? Genç adam Sam'e döndü ve ona bir kart uzattı. Buraya gidiyorsunuz, müdüre haber vereceğim. Satın almayı benim adıma yapın, araba ise onun adına olsun. Yalnız cezaları kendin ödeyeceksin, bende o kadar para yok. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Ona duygusal bir şekilde teşekkür etsem mi? Ona sakin teşekkür etsem mi? Bu hediyeyi reddetsem mi? Alexander ile ilişkiniz güzelleşti. Gururunu yok sayıp ona sarılmak için üstüne atladın. Teşekkür ederim. Ben bunu hiç beklemiyordum. Doğal olarak sana haber vermedim ki. Sahiplenici erkek pozuna girip kollarını beline doladı. Karnını karnına bastırdı. Kulağına eğilip yavaşça mırıldandı. Buna inanmayacaksın ama bu arabanın karşılığını nasıl ödeyeceksin konulu şakalar yapmayacağım. Hadi canım, sen kimsin ve Alexander'a ne yaptın? Onu yedim Agatha. Güvende olmanı istiyorum. Seni tanıdığım kadarıyla bela ile ayrılmaz ikilisiniz. O yüzden en azından bunu yapmama izin ver. Kendi ulaşım aracın olduğunu ve ne olduğu belli olmayan taksilere binmeyeceğini bilsem içim rahat eder. Yüzünü göğsünde saklayarak dudağını ısırdın. Teşekkürler. Evet, şimdi ben de kendi kendime aynı şeyi söylüyordum. Öfkeyle homurdandın ve genç adamı ısırdın. Genç adam beklenmedik bir şekilde sevimli gülümsedi ve sana göz kırptı. Rachel ile ikimizin gitmesi lazım artık. Ne zaman döneceksiniz? Sürpriz bir inceleme için tersaneye uğrayacağız. Sanırım uzun sürecek ama nasılsa iletişim içinde olacağız. Vedalaşıp daireden çıktılar. Sam düşünceli Alexander'ın verdiği kartı inceliyordu. Acaba kime hava atmaya çalışıyor? Kaşını kaldırdın. Sam, bu seni rahatsız ediyor mu? Bence Alexander çok havalı. Ya, onu seçmemeli miydim? İlişkimiz kötüleşti. Bana muhteşem bir hediye veriyor. Aynı zamanda harika görünüyor. Bağlantıları ve parası var. Bir de bok gibi karakteri olmasaydı mükemmel bir erkek olurmuş. Sam seni onaylamadan yan baktı ve aceleyle telefonuna uzandı. Taksi çağıracağım. Bir an önce bu işi çözelim. Galeride sizi son derece kibar bir yönetici karşıladı. İlk başta arabanın ana parametrelerini seçerek konuşmaya aktif bir şekilde katıldın. Ama 20 dakika sonra Sam ile yönetici arasındaki konuşma senin için artık sadece bir gürültüden ibaretti. Diferansiyel kilitler ve ara soğutucular şelalesine dayanamayınca kaçıp kanepeye oturdun. Yorgun gözlerini kapattın ve arkaya yaslandın. Her şeyi düşünüp 3 seçeneğe karar verdik. Bir bakar mısın? Hadi. Şık bir sedan. Spor bir araba. Şehir arabası. Sanırım bunlar elmaslıydı. Şu an hile açık ve bunu alıyorum. Bunu istiyorum. Sam'in gözlerinde şeytani kıvılcımlar yandı. Önce duraksadı, sonra tembelce hatta alay edercesine konuştu.
Bundan kesinlikle emin misin? Bu araba cesurlar için. Görüp ona tıslayacaktın ama o an gözlerinde sinsi bir parıltı gördün. Beni kışkırtıyor. Bir saniye, ben hileyi kapatayım da şuradan. O zaman bu arabada sana yer yok. Genç adam standa tutkuyla bakıp kahkaha attı. Yönetici satın alma belgeleriyle meşgulken düşünceli bir şekilde pencereden dışarı baktın. Güneş batmak üzereydi. Sam, gidip deneyelim mi? Asla teklif etmeyeceğinden korkuyordum. Stockholm'un virajlı yolları geride kaldı. Tenha ve geniş bir otobana çıktınız. Bu yolculuğun amaçsız olması çok zevkliydi. Biliyor musun, çok uzun zamandır öylesine bir yere seyahat etmedim. Deli gibi koşturup bir sürü sorun çözmeye çalışıyorum, çabalıyorum. Yanağında erkeğin ağır ve dikkatli bakışını hissettin. Yorgunsun değil mi? Ben yorgunum, evet. Yorgun olma lüksüm yok. Düşman darbeyi indirirken yorgun olup olmadığını sormaz. Bu dönemde güçlü olmam lazım. Sam sessiz kalıp yola baktı. Motorun sesi ve titreşimi seni heyecanlandırdı. Agatha, biraz eğlenmek ister misin? Ördek gibi aptal bir surat yapıp dudaklarını şişirdin. Neyi kastettiğine bağlı. Drift yapmayı denedin mi hiç? Parmaklarını direksiyona geçirdin. Kalbin deli gibi kaburgalarına çarptı. Ama bu güvenli değil. Doğru, güvenli değil ve korkutucu. Ancak bu beceri takip edilirken seni kurtarabilir. Gözünü yoldan bir saniyeliğine ayırıp genç adamın gözlerinin içine baktın. Sokak ışıklarının yansıtıldığı gözlerde fanatik bir ateş yanıyordu. İçinden bir yerden korkusuzca bir neşe dalgası yükseldi. Hadi, ne yapmalıyım? Dur. İtaatkar bir şekilde kenara çekip park ettin ve genç adamın dediklerini dinlemek için ona döndün. Öncelikle hızlanıyorsun. Sonra birden ama kısaca frene basıyorsun. Freni bırakıyorsun. Direksiyonu hızlıca çeviriyorsun ve gaza basıyorsun. Motor hızının çok düşmesine izin verme, yoksa araba durur. Ve dönerken de aşırıya kaçma. Aksi takdirde araba tersine döner. Bittiğinde gazı bırakma. Yoksa kontrolü kaybedip savrulursun. Hepsi aklında mı? Kafam karıştı. Tekrar anlat. Aklımda hepsi. Hadi gidelim. Sam'in yüzünde yayılan geniş ve hafiften çılgın bir gülümseme sana cevap oldu. Elini uzatıp panelin üzerindeki birkaç düğmeye bastı. Bazılarını kapattı, diğerlerini açtı. Hadi kızım, yap bunu. Gaza basıp boş otobana çıkınca hızlandın. Şimdi başla. Hızla, yavaşla. Harika, şimdi kay. Kısa bir hareketle direksiyonu yana çevir. Aferin, ver gazı. Tüm gücünle gaza bastın ve araba öne fırlayıp yana kaydı. Çok fazla dönüş yaptın. Araba savrulacak. Direksiyona yapışıp gaza çok basma. Araba düzeldi ve yumuşak bir şekilde yarım daire çizip kaydı. Direksiyona yavaş yavaş dokunarak arabanın çizdiği dairenin genişliğini kontrol altında tuttun. Kalbin yaralı bir kuş gibi atıyordu ve pedallara basan ayakların titriyordu. Damarların adrenalin doluydu. Gözlerin kararıyordu. Korkunç. Ne kadar korkunç. Ama ne kadar harika. Yanında oturan Sam neşeli neşeli kahkaha atıyordu. Arkadan ve yanlardan yanan lastiklerden gelen acı duman yükseldi. Başardın. Şimdi gazı yavaşça bırakıp arabayı düzelt. Araba bir türlü düzelmiyordu. Bunun için biraz mücadele etmek zorunda kaldın. Vay canına. Ne yaramaz bir araba bu. Ağır ağır nefes alan Sam sana zafer dolu çılgın bir bakış attı. Peki ilk seferim nasıldı? Harikaydın. Resmen doğuştan yeteneğin varmış. Bu işi bu kadar çabuk kavrayan birini hayatımda görmemiştim. Yanakların hafifçe kızarsa da gururla burnunu kaldırdın. Evet öyleyim. Aferin bana. Aferin yeterli bir kelime değil. Dehasın. Yol kenarında durdunuz. Motor istemeye istemeye sustu. Batan güneş gökyüzünün kenarından size merakla bakıyordu. Ne istediğimi biliyor musun? Kahve ve su kenarında bir yerde oturmak. Sanırım geri dönsek iyi olur. Millet endişelenecek. Adam navigatöre baktı ve ıslık çaldı. Vay, ne kadar uzağa gitmişiz. Gidelim o zaman. Başka bir zaman su kenarında otururuz.
Sabah erkenden Sam işlerini halletmek için dışarı çıktı. Alexander ile Rachel de ortalıkta görünmüyordu. Muhtemelen Sam'den de erken çıktılar. Kara kara ne yapacağını düşünerek tek başına kahvaltı yaptın. Düşüncelerini bir telefon çağrısı böldü. Günaydın genç bayan. Müsait misiniz? Merhaba Chris. Müsaitim. Sadece bugün ne yapabilirim diye düşünüyordum. Benimle ol. Sana yalvarıyorum. Bugün boşum. Seni istediğin her yere götürmeye hazırım. Yani resmen her yerde mi? Gamlas'ı tanı bile mi? Chris'in sesi baştan çıkarıcıydı. Bugün Walpurgis gecesi var. Skansen'e uğramak istemez misin? Walpurgis gecesi. Bu geleneği bilmiyorum ama neden olmasın? İlginç olacağına söz veriyor musun? Büyük annemin protezi üzerine yemin ederim. O zaman 3 saat sonra orada buluşalım. Soğumuş kahvaltını hızlıca bitirip hazırlanmaya başladın. Chris seni girişte karşıladı. Hemen meydana çıktınız. Meydanın ortasında durarak kollarını genişçe iki yana açtı. Skanse hoş geldin güzelim. Kalabalık neşeli meydana keyifle baktın ve kaprisli bir şekilde ayağını yere vurdun. Yemek yemek istiyorum ve alışveriş ve eğlence. Anlaşıldı Leydim. Hemen en yakın standa koştu. Garip bir şey, kokla. Tiksinerek yemeğin üzerinde eğildin. Kokusu fena değildi gerçi. Bu nedir? Yerel bir geleneksel yemek. Gözleri öyle mutlu parladı ki istemeden şüphelendin. Sanırım bunu yemeyeceğim, deneyeceğim. Her ihtimale karşı. Adam seni ikna etmeye çalıştı ama sen ölümüne direndin. Sonunda pes etti ve yemeği iştahla yemeye başladı. Miden haince guruldasa da onu duymazdan geldin. Yemek bittiğinde aç gözlülükle etrafa baktın. Burada başka ne yapılır? Buraları dolaşmayı öneriyorum. Yokuş üzerindeki evleri işaret etti. Bu evlerden bazılarının birkaç yüzyıllık olduğunu biliyor muydun? Kafanı bir yana eğerek gözlerini kıstın. Şunu biliyorum. En eskisi 18. yüzyılda inşa edildi. Chris şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Sen ise kendinden emin bir ses tonuyla devam ettin. Arthur o evi 1891'de inşa eden bir etnograf ve filolog idi. İsveç'in kültürel mirasını gelecek nesiller için korumak istedi. Böylece ev koleksiyonunu yapmaya başladı. Skansen'in dar sokaklarında Chris'e eşlik ederken hikayene devam ettin. Adam seni ağzı açık dinliyordu. Bu yer hakkında çok şey biliyorsun. Bir yere gitmeden önce her zaman Google'da arama yaparım. Sırrını açığa çıkarmadan hoşgörüyle gülümsedin sadece. Mantık yolu. Bir cam üfleme atölyesinin önünde durdunuz. Chris sana göz kırptı. Bahse girerim ki henüz hiç orta çağ cam üfleme ustasını iş başındayken görmedin. Büyülenmiş gibi olumsuzca başını salladın ve adamın peşinden içeri daldın. Dükkan içindeki her şey deli gibi parlıyordu. Neyse ki Chris seni hemen ahşap bir yerin başına çekti. Arkasında duran iri ve terli bir adam konuştu. Bayanlar ve baylar, asil cam üfleme işine bulaşmaya kimin cesareti var? Chris'in güçlü kolları seni havaya kaldırdığında neredeyse çığlık atıyordun. O istiyor. Deli misin? İşte gönüllüler, pekala kızım, oğlum, buraya gelin. Chris'in yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce intikam alırcasına kıkırdadın. Sana patladı. Usta da seninle beraber kıkırdadı ve bariyerin arkasına geçmene izin verdi. İstediğiniz sonucu elde etmek için birlikte çalışmalısınız. Bununla birlikte mi? Dikkatlice Chris'e baktın. Sanırım yapabiliriz. Bu tam bir fiyasko. Chris bunu duyunca çok sevindi. Memnuniyetle gülümsedi ve meydan okurcasına ustaya baktı. Yapmanız gereken ilk şey cam üfleme piposunu almaktır. Size ucu geniş uzun bir metal boru uzattı. Şimdi bu
Pipoyu camın olduğu kaba indirmeniz ve biraz çekmeniz gerekiyor. Ocağın üzerinde ısınan büyük bir kazanı işaret etti. Chris piponun ucunu kavradı ve kibarca geri çekilip sana yer açtı. Sen de pipoyu tutup derin bir nefes aldın. Bu adam güzel kokuyor. Parfümün kokusunu daha net ayırabilmek için hafifçe yana eğildin hatta. Peki, biraz cam alalım mı? Genç adam pipoyu hafifçe itti ve yavaşça sağa doğru döndürmeye başladı. Sen de pipoyu daha rahat bir şekilde kavradın ve sağa çektin. Pipo camı üzerine toplayarak daha hızlı dönmeye başladı. Şimdi ürününüzü oluşturacak balonu üflemeniz gerekiyor. Biriniz pipoyu tutmalı, diğeriniz üflemeli. Ben tutayım, sen üfle. Eğildin ve cama bakarak üflemeye başladın. Gözlerini piponun ucundan ayırmadan yavaşça üflemeye devam ettin. Erimiş cam kütlesi genişlemeye başladı ve güzel bir top oluşturdu. Neredeyse bitti. Ürüne şekil vermek kaldı. Bir çiçek yapmayı deneyin. Size bir maşa uzattı ve balonu işaret etti. Chris pipoyu elinde tutarken gülümsedi. Hadi Agatha, güzel bir şey yarat. Maşayı tuttun ve balonun ucunu çektin. Şekil verirken harika bir iş çıkardın. Güzelce odaklanıp dudağını ısırdın ve maşayla balonu çektin. Hemen ilk yaprak oluştu. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Usta, Chris'in işaretiyle çiçeğini soğuk suya indirdi. Zaten neredeyse soğumuş olan çiçek hemen şeklini aldı. Birkaç dakika sonra usta büyük bir zevkle ürünü sudan çıkardı ve... Ay, cidden çok güzel oldu. Heyecanla ustanın elinden çiçeği aldın. Vay canına, başardık. Bariyerin arkasından izleyen seyirciler içtenlikle alkışladı. Usta gururla başını salladı. Aferin çocuklar, harika bir takımsınız. Chris'e göz ucuyla bakarak hafifçe kızardın. O da sana gülümseyerek baktı. Artık elinde harika bir skansen hatırası olacak. Ustaya veda ettikten sonra dükkandan ayrıldınız. Gece ateş ve serin bir rüzgar kokusuyla üzerinize çöktü. Meydanın ortasında yanan büyük bir ateşi görünce şaşkınlıkla gözlerini açtın. Burada ateş mi yakıyorlar? Walpurgis gecesi ya. Bugün cadılar gelecek ve ateş onları korkutacak. Sana gülerek baktı. Yine de ateşten hiç korkmayan güzel bir cadı vardı galiba. Var burada galiba. Ay, her şeyi uydurmaya başladım. Başını kaldırıp gözlerinin içine baktın. Genç adamın gözlerinde ateş parıltısı vardı. Kalbin daha hızlı atmaya başladı. Öfkeyle sırtını döndün ve ateşe baktın. Sanki az problemim varmış gibi. Ateşin yanındaki dans pistinde küçük ama çok neşeli bir kalabalık toplandı. Platformda duran müzisyenlere bir şeyler bağırdılar. Hey, şimdi dans başlayacak. Dans edelim mi? Kalabalığa endişeyle baktın. Biliyor musun, sanırım bu dansı kaçırmayacağım. Chris sinsice gözlerini kıstı ve fısıldadı. Bekle bir dakika. Sen daha gözünü kırpmadan kalabalığın içinde kayboldu ve birkaç dakika sonra... Ah Chris, niye? Çünkü bunun içinde bir tanrıça gibi görüneceksin. Giy şunu, çekinme. Utanarak sana uzattığı şeyi eline aldın. Geleneksel kıyafet. Tuvalete koştun ve eteğini havada sallayarak geri geldin. Chris bir sanatçının takdir edasıyla sana baktı. Muhteşemsin. Böyle bir fizikte olan kızdan başka bir şey beklemiyordum zaten. Utanarak burnunu buruşturdun ve genç adamı kalabalığın içine çektin. Her şey daha yeni başlıyor. Hemen dans edelim. Müzik başladı. Chris ile el ele tutuştunuz ve bir daire oluşturup dans edenlerin arasına son anda katılabildiniz. Herkes bir saniyeliğine durdu. Sonra deli bir dans serüveni başladı. İnsanlar ayaklarını yere vurup ellerini çırpıyor, dönüp kahkaha atıyordu. Seni sıkıca tutan Chris'in elini güven veriyordu. El ele tutuşup daire şeklinde dans eden insan kalabalığı seni peşinden sürüklüyordu. Zıplıyor, alkışlıyor, ayaklarını yere vuruyor, çömeliyor ve tekrar zıplıyordun. Chris seni tutup kaldırmak için her zaman oradaydı. Sonra aniden kulağına bir şey bağırdı ve yüzünü ateşe döndürdü. Ateşin ortasında bir boşluk oluştu ve dans edenlerin hepsi sırayla oraya atlıyordu. Ne, oraya atlamalı mıyım?
Evet. Hızlandın ve Chris'in elinden kayıp ileri uçtun. Aç gözlü alevler sana uzandı. Ama sen eteğini tutup kahkaha attın ve korkusuzca ateşin üzerinden uçtun. Bana hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Yangın bile olsa umurumda değil. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Senden sonra Chris de ateşin içine atladı. Çarpışıp sarıldınız ve neredeyse yerde yuvarlanıp gülmeye devam ettiniz. İnanılmazsın. Delisin. Sen de delisin. Göz göze geldiniz. Ateşte kızaran yüzü tam karşındaydı. Dudaklarından yumuşak bir nefes kaydı. Ateşin sıcaklığına karıştı. Bırak canım acıyor. Genç adam seni sıkıca tuttuğunu ancak o an fark etmiş gibiydi. Ah özür dilerim. Kolları birden açıldı ve sen sarsılarak sıcak havayı içine çektin. Of neredeyse boğuyordun beni. Kusura bakma Agatha, ben ne yaptığımın farkında değildim. Ağır ağır nefes alarak gülümsedin ve banka işaret ettin. Biraz oturalım mı? Kendinden utanan adam seni hemen banka götürdü. Bacaklarını yorgun yorgun uzatıp rahatlamak için kendine sonunda izin verdin. Bu gece cadılar insanları kaçırıp herkesi lanetliyor. Ama bana nedense sadece eğlenen ve kahkaha atan bir cadı denk geldi. Gülerek burnunu buruşturdu. Harika bir geceydi Agatha. Bu gece için sana teşekkür ederim. Beni bu gece dışarı çıkardığın için ben teşekkür ederim. Kendim olsam bu gece buraya kesinlikle gelmezdim. Yüksek müzik sesi ve her yerde dans eden kalabalığa rağmen uykunun geldiğini hissettin. Hala araba sürebiliyorken geri dönmem gerekiyor. Sanırım geri dönmem lazım Chris. Seni tekrar görecek miyim? Gizemli gizemli kaşlarını kaldırıp indirdin sadece. Onayla başını sallayan Chris seni arabaya kadar bırakmak için ayağa kalktı. Daire seni mutlak bir sessizlikle karşıladı. Çantanı masanın üzerine attın ve tek tek tüm yatak odalarına baktın. Kimse yoktu. Herkes nerede? Telefonunu almak için masaya döndün ve ancak o an üzerinde duran kağıdı gördün. En azından bir not bıraktılar. Teşekkürler tabii ama bir telefon açmak çok mu zordu? Fakat notu eline aldığında çığlık atmamak için kendini zor tuttun. Dudakların okuduklarını istemsizce sesli bir şekilde dile getirdi. Arkadaşların bizde Agatha. Senin için hangisi daha değerli? Şirketin mi? Arkadaşların mı? Bir gece eğlenmeye gittik. Onda da arkadaşlarımızı kaçırdılar ya.